Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 35 bin binada çalışma gerçekleştirildi. 6.990 bina acil yıkılması gereken ağır hasarlı veya yıkık olarak kayıtlara geçti. 2.613 orta hasarlı, 9.310 bina ise hasarsız olarak kayıtlara geçti. Kentte birçok noktada çadır kent ve konteyner kentleri görmek mümkün. Bunun yanı sıra Atatürk Bulvarı üzerinde de yine yardım amaçlı kurulan Kızılay'ın aşevlerini ve ara öğünde ve diğer saatlerde yapılan yardımlarını görmek mümkün. Şu anda kameraman arkadaşım Mustafa Aydıngül sizlere Atatürk Bulvarı üzerindeki Kızılay'a ait aşevini gösteriyor. 3 öğün burada yemek çıkartılıyor vatandaşlara. Sıcak yemek veriliyor. Sıcak yemeğin aralarında ise, ara öğünlerde ise kumanya servisi yapılıyor. Tabii bu saatlerde bu bölgede depremzedelerden ziyade depremzedelere yardım eden o yetkilileri görmek mümkün. Gerek emniyet mensubu, gerek askerlerimiz işte buralarda geldikten sonra yardımcı faaliyetlerini yürütüp geldikten sonra buralarda yemeklerini yiyorlar ve istirahate geçiyorlar. Dediğimiz gibi Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken diğer yandan da arama kurtarma faaliyetleri halen daha devam ediyor. Artık çadır kentlerde ve konteyner kentlerdeki düzen oturmuş durumda. Herhangi bir olumsuzluk kentlerde bulunmuyor diyelim. Sözü Adıyaman'dan size aktaralım.